Bu videoda klinik tedavi uzmanlarının depresyonu nasıl teşhis ettiklerinden bahsetmek istiyorum. Bir başka deyişle, uzmanların depresyonu normal ve uygun olan duygusal tepkilerden nasıl ayırdıklarını anlatacağım. Bunu DSM-5'i kullanarak yapıyorlar. DSM-5'in diğer adı, mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabıdır. Bu el kitabı, depresyon teşhisi konması için insanlarda olması gereken kriterleri özetler. Bu videoda üzerinde durmak istediğim 9 farklı kriter var. İlk kritere göre kişiler her gün depresif ruh halinde olmalıdır ve bu gün boyu sürmelidir. Ayrıca bu durum uzun bir süre devam etmelidir. İnsanların depresif halde olup olmadıkları öz bildirimle saptanabilir. Bunun dışında etraflarındaki insanların veya klinik uzmanların gözlemiyle de belirlenebilir. Depresyonda daha önceden keyifli gelen aktivitelere ilginin azalmasını da görürüz. Bu durum da günün büyük bir bölümünde sürmelidir veya uzun bir süre devam etmelidir. Depresyon aynı zamanda birçok bilişsel belirtilerle de bağlantılıdır. Yoğun değersizlik ve suçluluk hissi bu belirtilerden'dir. Kişi hiçbir değerinin olmadığını düşünür ve başkalarının kendisiyle neden arkadaş olmak istediğini anlayamaz. Tabii bu durumda arkadaşlarıyla dışarı çıkmamasına neden olur. Sonra da aramadığı için kendini suçlu hisseder ve böylece bir döngü oluşur. Depresyonda insanlar konsantre olmakta zorlanır. Ödev gibi yapmaları gereken şeylere odaklanmakta zorluk çekebilirler. Konsantrasyon sorunları kararsızlıkla da yakından ilgilidir verilecek kararlar üniversite seçmek gibi önemli olaylar olabilir. Fakat yaşanılan kararsızlık küçük ve önemsiz gözüken kararları da etkileyebilir. Mesela kişi restorandayken ne yiyeceğine karar veremeyebilir. Bir diğer bilişsel belirti depresyonda olan insanların ölüm ve ölmekle ilgili düşüncelerinin olmasıdır. Mesela gerçek bir intihar planı yapmak buna örnek gösterilebilir. Fakat genel olarak ölümle ilgili düşünme veya artık hayattan kopma fikrini belirtilerden sayabiliriz. Bir sonraki bölüm sizi şaşırtabilir. Fakat depresyonun aynı zamanda birkaç fiziksel belirtisi vardır. İnsanları sadece psikolojik olarak etkilemez. Yani kiloda önemli değişiklikler olabilir. İnsanlar kilo alabilir veya verebilir. Bununla birlikte iştahta artış ya da düşüş de gözlenebilir. Depresyonda olan bireylerde uykusuzluk başlayabilir. Uyumakta güçlük çekebilirler veya gece boyunca sık sık uyanabilirler. Bunun tam tersi sorunlar da oluşabilir. Gereğinden fazla uyuyabilirler. Öyle ki bu günlük sorunlarını engelleyecek duruma gelebilir. Diğer fiziksel belirti psikomotor ajitasyon yani heyecan veya retardasyondur yani yavaşlamadır. Hadi bunlara bir bakalım. Psikomotor ajitasyon, istemsiz hareketlerin artmasıdır. Buna odanın içinde gezinip durmak, elleri ovuşturmak, tırnak kenarlarını parçalamak gibi örnekler verebiliriz. Psikomotor retardasyon yani yavaşlama genellikle ajitasyonun tam tersidir. Hareketlerde yavaşlama başlar. Fakat burada ağır çekimden bahsetmiyorum. Daha çok yataktan çıkmakta, giyinmekte veya duş almakta zorlanmayı örnek verebiliriz. Ya da insan kendini tamamen yemek yapamayacak, aramaya ve e-postalarına cevap veremeyecek durumda hisseder. Şunu açıkça belirtmeliyim ki bunlar kesinlikle tembellik değildir. Depresyonda olan kişi bu tarz görevleri gerçekten imkansız görür. Bu belirtilere sahip kişilerin kafası konuyla ilgili oldukça karışık olur. Bu belirtilerle ilgili oldukça sinirli hissederler ve suçluluk bile duyabilirler. Bahsetmek istediğim son fiziksel belirti ise yorgunluk ya da enerjisiz olmak. İnsanlar yapmak zorunda oldukları görevler şöyle dursun, hoşlandıkları şeyleri bile yapacak enerjiyi bulamazlar. Pekala. Bütün bunlar DSM-5'te listelenen depresyon belirtileridir. Fakat birkaç uyarı bulunuyor. Niteliyici de denilebilir. İlki, daha önce bahsettiğim bir şey. Fakat her belirtiyle birlikte tekrar etmek istemedim. Her bir belirti neredeyse gün boyu sürmeli ve hemen hemen her gün gerçekleşmeli ya da en azından iki hafta sürmeli. Önemli olan diğer bir şey ise, birine depresyon teşhisi konması için bütün bu dokuz belirtiye sahip olması gerekmez. Yalnızca beş tanesine sahip olmak yeterlidir. İnsanlarda genelde 5'ten fazla belirti bulunur. Ama kaç tane belirti olursa olsun, her zaman en azından iki tanesinden biri olmak zorundadır. Yani ya depresif ruh hali ya da keyif alınan aktivitelere ilginin azalması belirtilerinden biri olmalıdır. Ya da her ikisi de bulunmalıdır. Bu belirtilerin sıkıntıya, strese sebep olması bir diğer kriterdir. Yani bir insanın normal işlevlerinin bir şekilde bozulması veya engellenmesidir. Bu durum, kişinin işi, notları veya sosyal yaşamının altüst olması demek olabilir. Son olarak bu belirtiler başka bir rahatsızlığın veya ilacın yan etkisiyle ortaya çıkmış olmamalıdır. Söylemek istediğim son bir şey var. Bu kriterler zaman içinde değişti. Ben son basım olan DSM-5'teki belirtiler üzerinden gittim. Fakat bu el kitabının bir önceki basımı DSM-4'tü. Birçok depresyon belirtisi DSM-4'ten DSM-5'e değişmeden geçmiştir. Ama yaz kriterinde büyük bir değişiklik olmuştur. Önceden bahsettiğimiz gibi, başka bir hastalık yüzünden gerçekleşen depresyon, hastalık kriterinden sayılmaz. Eskiden, önemli ve olumsuz bir yaşam olayının hemen ardından depresyon yaşanması, kriterleri karşıladığınız anlama gelmezdi. Yani insanlar çocuklarını, eşlerini veya ailelerini kaybedince depresif hissedebilirler. Fakat bu eskisine göre majör depresif bozukluk kriterine hemen uyduklarını göstermezdi. Buna karşılık teşhis konulabilmesi için yaz döneminin çok daha uzun sürmesi gerekliydi. DSM-5'te çıkarılan madde işte budur. Tabii ki depresyon anlayışımız geliştikçe Teşhis bilgilerimiz ve nasıl tedavi edeceğimiz de gelişmeye devam edecek.